diken diken oldu. Avrupa'nın en uygun fiyatlı marketi Lidl'dayız. Euro 24 lira olmuş. Uygun fiyata cidden ihtiyacımız var burada. Buras, bunlar tam sana göre. Evet. İki tane alsak yeter herhalde. Bunların hepsi aynı kiloda. 5.75 euro. Kilosu da 6.39 euroya geliyor. Aa, mini mozzarella. Gerçi bunu Yunanistan'da yemeyelim bence, sonra yiyelim. Yıkıyorum ortalığı ama fırıncı küreği gibi. Nasıl olabilirim ki ben bununla? Böyle yapayım. Uras söyledi mantığını. Hayır, şu yandan şuraya koyuyorsun, buradan alıyorsun. Baştan söylesene oğlum ya. Baştan mı? Ben sonradan aldım. Neyse, hala başına sayılırsın. Ne kadar tuttu toplam? 38-18. 37-58. Şimdi karavandan çıkıyoruz. Hemen şu binaya gidiyoruz. Yani kamp ve karavan için birçok şeyin satıldığı mağazaya. Çekim yapmadan önce bir içeride sahiplerine sordum. Çekim yapmamızda bir sakınca var mı diye. Yok dediler. Biz de rahatla çekim yapacağız o yüzden. İlk yardım çantası. Çok tatlı değil mi? Çok güzelmiş. 14.90 euro. €2.499. Bizim kutularımızdan. Aynısı. Biz buradan mı aldık o kutuyu? Buradan almadık. Başka bir yerden aldık. Ne kadarmış bakalım burada? Bu bizimkinden daha küçük. 27 euro. Bizim kullandığımız gri kutu bundan daha büyük ve bunun yarı fiyatı kadar.
Demek ki iyi bir alışveriş yapmışız. 220 volt olmadan kullanabilecek miyiz bunu yani karavanda? Evet, 12 volt otomatik. Zaten Türkiye'de de bakıyordum ben buna. Ama burada fiyatı nasıl? Çok iyi, 75 euroymuş. Türkiye'de ne kadar? Tax free alır haftaya. 15 euro ücret tax free. Türkiye'de en son 3 bin lira civarındaydı baktım. Kuru kurlar değişiyor sürekli. Burada 2000 liranın altına geliyor. Evet, 8900 lira civarında bir şey geliyor. Hem çadırda kullanabiliriz bunu. 12 volt olduğu için. Hem de karavanda. O yüzden artık çok işimize yarar. Okay. Burası sen ne istiyorsun? Bunu. Kız kendine bir şey alıyor. Annen ne alacak? Pedal board. Ben ne alacağım? Ben de pedal board almak istiyorum. Ne dersin anne? Ne der alalım mı? Ben Allah'a anneme hiç pedal board almayacağım. Neden? Neden? Ama sen kendine bir şey aldın. Ben ne aldım annene? Anne, o çok pahalı mı? İyi hadi hayırlı olsun madem. Gidelim kasaya doğru. Devam eden malzemeler. İyi, süper. Bu batarya da aslında bizim için çok iyi olur. Çadır kampları biraz ağırmış. Ama boyut olarak çok güzel, küçük. Evet, portatif, çok taşınabilir. Dijital ekranı da var bak burada. Şurada görebilirsin. Şu an açık değil tabii. USB girişi var, çakmaklık. Burada çakmaklık, farklı tipte çakmaklıklar için ama şey yok, 220 girişi yok çünkü 150 watt çıkışı var anladığım kadarıyla buradan. 220 girişi olmayınca bu ne gibi bir işimize yaramış oluyor? Öyle yani, yani ben saç düzleştiricisini, saç kurutma makinesini falan kullanamayacaksam. İşte o yüzden bir değişik versiyonu var mı onu sorabiliriz belki. Bu aslında indirimdeymiş, fiyatı da 500 euro. Peki bir şey sorabilir miyim ama 220 watt çıkışı yok diyorsun. Hani biz şimdi 12 volt kahve makinesi alıyoruz. Onu almayı buna alsak ve normal kahve makinemizi buna taksak öyle bir şey oluyor mu? İşte şey girişi yok. Biz fiş girişi yok. O zaman bunu almayalım. First time here in the store. First time. Az önce ne dedim? Unuttum. Ne oyuncağını almak için çok heyecanlı. Ben kahve makinesini karavanın bahçesindeki mağazadan aldık. Şimdi bakalım kutu açılışı yapalım. Yapalım mı? Başlıyorum. Hemen kahve içmek istiyoruz. Sanki bu yokken içemiyormuşuz gibi. Ben de hemen oyun oynayayım. Biraz oyundan sonra da biraz telefon keyfi yapmak istiyorum. Tamam, o da olur. Şurası herhalde bardağı koyacağımız yer. O duvar askı aparatı olabilir mi? Aa evet, burada vidaları var. Onu ayrı bir yere koyalım. Duvarın orada açılabilecek bir yer yok sanırım. Bu duvara asmak için. Arabada kullanabiliriz. Şöyle kutusunu bırakıyorum. Ay çok tatlı ya. Evdekinden sonra. Çok İyi güzel gibi. Küçücük. Evet. Şunu aslında taşırken kullanmak üzere saklamak iyi olur. Şöyle çıkardım. Tamam mı oğlum? 5 kişilik, 5 fincanlık. Bana da kahve yapacak mısınız? Tabii ki yapacağız sen içersen. Bana? Arkadaşıma? Aa, ona da yapacağız. Su koyma yeri burada. Buradan kahve akıyor. Evet, oradan kahve akacak. Kahveyi de buradan koyuyoruz. Bunun için ekstra bir kağıda da ihtiyaç yok bence. Bu yeterli olur. Çok tatlı. Küçücük.
Burası. Hadi yemek hazır. Buraya. Yeterli mi? Yeterli. Ketçap sıkalım mı? Ketçap da buraya sıkalım. Tamam, sıkalım. Yeterli mi? Yeterli. Dur saçını şey yapalım. Tamam. Bir saçına koyalım. Aha tipe bak. Tipe bak. Ben bebek. Sen bir bebeksin. Değilim. Bebeksin. Değilim. Bebeksin. Arılar okusak olmaz mı? Bunlar. Bulamıyorum. Biraz daha bak. Bakıyorum ama yok işte. Nerede? Ama buradaydı. Gerçekten en alttaymış şurası. Hadi git ben buraları toplayayım geliyorum. Dünyada 3000'den fazla yılan türü vardır. Ne kadar çok varmış. Pullu deri. Tüm yılanların derileri kuru ve pullarla kaplıdır. Yılan türlerinin çoğunda pullar pürüzsüzdür. Şimdi tuvaletimizi boşalttık, suyumuzu doldurduk, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Selanik'i gezmeye gidiyoruz. Bugün göreceğimiz şehir Selanik. Dolayısıyla ilk durağımız belli. Güzel vatanımıza bir güneşin, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve gidiyoruz. Şehre San Pablo Kilisesi'nin olduğu tepeden giriş yapıyoruz. Aracımızı bıraktığımız otoparkta manzara muhteşem. Selanik surlarına paralel yürümeye başlıyoruz. 19. yüzyıl sonlarına kadar deniz kıyısı da dahil olmak üzere Selanik şehrinin dört bir tarafı bu surlarla çevriliymiş. 19. yüzyıl sonlarında deniz kıyısındaki kısmı ile birlikte büyük bölümü kentsel yapılandırma çalışmaları sonucu yıkılmış. 500 yıl boyunca Osmanlı şehri olan Selanik'te insan zaten yabancılık hissetmiyor. Bir de ara sokaklara girince duygusal bağımız iyice kuvvetleniyor. Birkaç kuşak önce atalarımızın bu sokaklarda yürüdüğü çok aşikar. Ve işte o sokakta, o evin önündeyiz. Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir. Tüylerim diken diken oldu. Her şeyin başlangıç noktası yazıyor. Telefon yok bende. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Evet, Türkçe konuşuyor. Bu ağaç Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikilmiştir. Mustafa Kemal çocukluğunda bu ağacın altında oynamıştır. Bu bir nar ağacı bu arada. Tamam, nar nerede? Bak, nar çiçeği.
Hemen girişteki mutfakta genç Mustafa Kemal karşılıyor bizi. Zübeyde Hanım her an önüne bir kase çorba koyacak gibi hissediyorum. Bu evin bizler için ne kadar özel olduğunu söylemeye zaten gerek yok. Bir o kadar da güzel bir ev. Selanik Belediyesi, Türkiye'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle 1933'te evi satın alıp Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmeye karar vermiş. Hediye etme işlemi 1937'de gerçekleşmiş ve ev 1953'te müze olarak açılmış. Her odada Atatürk'ün yaşamındaki farklı dönemlere ait bilgiler, anekdotlar, video gösterimleri var. Mustafa Kemal'in karneleri de duvarda asılı. Resmen tarihte yolculuk yapıyoruz. Bu evin önemini Uras'a anlatarak geziyor olmak beni ayrıca gururlandırıyor. Zübeyde Hanım'ın Balmumu heykeli o kadar gerçekçi ki gülümsüyor, her an konuşacak gibi. Atatürk'ün kişisel eşyalarını inceliyoruz. Hepsi ne kadar zarif, ne kadar zevkli. Üst katta Atatürk'ün Balmumu heykelini görüyoruz. Keşke diyoruz. Keşke ömrü daha uzun olsaydı. Saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anlıyoruz. Evin alt katı çocuklar için düzenlenmiş. Çok da güzel olmuş. Hem duvardaki resim ve notlarla Atatürk'ün hayatı anlatılıyor, hem de vizyonda Atatürk'ün çocuklara karşı olan sevgi ve alakasını anlatan bir kısa film var. Evden gururla ayrılıyoruz. Isır bakalım. Oley. Uras Park'ı görünce dayanamadı. Biz de dilim pizzalarımızı aldık. Tanesi 1,5 Euro'dan. Çok da güzel. Dayanamadım, dayandım. Dayandın mı? Dayanamadım bence. Aha, elim ısırın. Karşı karşıya bir pizzacı, bir park olunca bizim için çok ideal bir yer oluyor. Hadi soğutmadan biz de yiyelim. Nefis pizzalarla enerji topladıktan sonra, milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Galerius tarafından yaptırılan rotundayı ziyaret ediyoruz. Roma İmparatoru 1. Konstantin döneminde kiliseye çevrilen yapı, Osmanlı döneminde ise minare eklenerek camiye dönüştürülmüş. 1590'lı yıllarda yapılan minare, günümüzde de tepesi dışında halen ayakta. Rotunda'ya giriş 6 euro. Rotunda'nın hemen karşısında yine aynı dönemde Galerius'un Perslere karşı kazandığı zafere ithafen inşa edilmiş Ark of Galerius var. Bir zamanlar kentin ana kapısına görkem katan antik yapıdan günümüzde geriye sadece savaşı betimleyen kabartmalarla dolu iki ayak kalmış. Aristoteles Meydanı'nın üst kısmında 2 hektarlık alanı kaplayan Roma Forumu'nu görüyoruz. 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan antik yerleşim alanındaki yapıların büyük bölümü 2. yüzyılda inşa edilmiş. Beyaz Kule de şehrin en görkemli yapılarından. 15. ya da 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiş. Kule şu anda müze olarak kullanılıyor. Giriş 6 euro.
Günü Aristoteles Meydanı'nda sonlandırıyoruz. Aristoteles Meydanı trafiğe kapalı. Etrafındaki kafelerle cıvıl cıvıl bir meydan. Öğlen yediğimiz pizzalardan sonra akşam yemeğine yerimiz kalmadı. Dondurmalarımızı yedikten sonra karavana dönüyoruz. Yarın akşam yine Selanik'teyiz. Bugün Selanik'te deniz günü yapalım istedik. Perea Beach'e geldik. Arabamızı burada denizin hemen kenarında ücretsiz bir otoparka koyduk. Şurada hatta kenarda tuvaletler de var. Burası yazlık bir kasaba. Yazlık evler var arkamızda. Ön tarafımız deniz. Tabii ki Halki Diki'den sonra buranın denizi bize çok güzel gelmeyecek ama en azından birkaç saat geçirip serinlemek için güzel bir yer. Hadi bakalım plaja doğru gidelim. Öğle yemeğini Lidl'dan aldığımız sıcacık muhteşem böreklerle geçiştiriyoruz ve portakal suyu. Karşısı Selanik. Akşam yemeğinde oradayız. Birazdan da bir denize girip serinleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geleceğim şimdi ben de. Ne? Ben de geleceğim şimdi. Nerede? Gel şimdi. Bir kere daldığını göreyim dışarıdayken. Çok iyi. Bak ne yapacağım. Bak. Bunu yiyecek. Almanız ben koydum. Bak hava balonu yaptı. Ben şimdi başlangıç çorbamla başlıyorum. Tadına bakıyorum. Ne acaba merak ettim. Bu ne biliyor musun? Böyle patatesli, havuçlu, biraz kereviz tadı da aldım. Balık aroması var. Hani sanki böyle şey yapmışsın, fırında balık yapmışsın da onun suyu olur ya tepside. Onun gibi. Bence çok iyi. Bence çok iyi. Ben severim. Her türlü deniz mahsulünü ve deniz ürünüyle yapılan her şeyi. Starter olarak. Bence çok güzel. Çok iyi. Selanik düşündüğümden çok daha güzel bir şehirmiş. Tarihi dokusu çok etkileyici. Kordon boyu, caddeleri çok Avrupa'yı. Üniversiteli gençler de şehre ayrı bir canlılık katıyor. Bu şehri çok sevdim. Ve günü ne olup bittiğini anlayamadığımız bir kutlamanın ortasında sonlandırıyoruz. İki gündür Selanik'i gezerken çok yorulduk. Bugün kendimizi karavana kapadık ve tamamen dinlenmeye ayırdık. Bu arada da ben de Zampetas'ı sizlere bir tanıtmak istedim. Şöyle birlikte bir dolaşalım. Kamp alanına biz bu kapıdan girdik. Burası ana yolun hemen kenarında. Dolayısıyla kamp alanına girmek çok kolay. Ama tabii bunun bir dezavantajı da var. Biraz fazla ses oluyor. Gerçi yan tarafta havaalanında olduğu için aslında bu ses onun yanında hiçbir şey değil. Yani biraz gürültülü burası ama diğer tüm imkanları düşündüğümüzde o gürültüyü zaten hiç hissetmiyorsunuz bile. Kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafta bir servis alanı var. Bugün cumartesi olduğu için kapalı. Biz geldiğimizde burada servis işlemleri devam ediyordu. İşte Hobby, Fendt, Knaus gibi ve benim şu anda aklıma gelmeyen birçok markanın hem motokaravanların hem çekme karavanların servis işlemlerini de burada yapıyorlar.
bu mağazada kamp ve karavanla ilgili aklınıza ne gelirse her şey var. Dolaştık, gezdik, alışveriş de yaptık zaten. Çok keyifli. İnsan içine girince çıkmak istemiyor. Burada da karavanları koyabileceğiniz alanlar var. Fakat bize ilk girişte burada elektrik olmadığını, diğer tarafta elektrik olduğunu söylemişlerdi. O yüzden de biz diğer tarafı tercih ettik. Bu arada biz karavanımızla ilk geldiğimizde kapıdaki boş alanda durduk. Orada stop ettik karavanımızı. Mağazanın içine geldik. Ve karavanla geldiğimizi söyledik. Onlar da bize bütün detayları, elimize bir broşür verdiler. Onu da birazdan gösteririm. Elektrik, su, Wi-Fi, işte aklınıza gelebilecek bütün detayları, hatta buradan şehre gitmek için otobüs numaralarından işte bilet fiyatlarına kadar her şeyin detaylı bilgisini verdiler. Ve ondan sonra biz de karavanımızı boş olan uygun bir yere park ettik. Devam edelim. Burada hemen mağazanın karşısında hem tuvalet kasetlerini boşaltabileceğimiz alanımız var. Hem de tek bir kabin halinde tuvaletin ve duşun olduğu alan var. Karavanımız diğer tarafta ama o tarafa araç park edemiyoruz. O yüzden de aracımız burada park edilmiş halde, karşı tarafta. Of, şurada kapının yanında da bir Unimog var ki efsane, üzerinde de çadır var. Ha evet, açılır tavan. Burası da arka taraftaki giriş, arka kapı. Ben şimdi Unimog'un yanına doğru gidiyorum. Yanında nasıl küçücük kalacağımı görün. Çok güzel. Çok iyiymiş. Neyse, biz devam edelim kendi karavanımıza doğru. Bu arada bugün yine Almanya plakalı çok güzel bir motokaravan geldi. Otobüs tipi motokaravanlardan. Hello. Hi. Ve bizim karavanımız da burada. Hemen şöyle yan tarafından girelim, elektrik ünitesini, çeşmeyi görelim. Burada gri su gideri var ki benim kamp alanlarında en sevdiğim. Elektrik panelimiz burası. Bu arada o motokaravanda arkaya motor takmışlar. Bagajında da bisiklet var. Çok iyi. Donanım harika. Şu anda arkadaki araba yıkama servisinin sesini duyuyorsunuz. Buraya geldiğinizde bu sesi hep duyacaksınız. O yüzden alışın. Çeşmemiz de burada. Hortumumuzu takıp kullanıyoruz. Ucu böyle şey, ne derler buna? Çeşmenin ucu için böyle bir girişe ihtiyacımız oluyor ki bu bizde zaten vardı. Böylelikle suyumuzu doldurabiliyoruz. Gri su giderimiz de var. Bir de burada geldiğimizden beri karavanımızdan ayrılmayan tatlış bir dostumuz var. Uyuyor mu? Rahatsız etmeyelim. Evet, şu tarafı bir kez daha göstereyim. Biz bu taraftan giriş yaptık. Ve doğruca buraya gelip karavanımızı buraya yerleştirdik. Böylelikle Zampetas Camper Stop alanını dolaşmayı bitirmiş oluyoruz. Burada karavancılar için gerçekten harika bir şey düşünmüşler. Selanik'i gezmek için, etraftaki yerleri dolaşmak için burası çok güzel. Tüm gördüğümüz, gezdirdiğimiz, bahsettiğimiz hizmetlerin tamamı ücretsiz. Gelip buraya karavanınızı park ediyorsunuz ve Selanik'i gezmenin keyfini çıkarıyorsunuz. Selanik'i
Selanik'te çok güzel zaman geçirdik ve Zampetas Camper Stop'u da mümkün olduğunca size anlatmaya çalıştım. Zaten girişte size böyle bir broşür veriyorlar ve bütün kurallar kaidelerde bunun üzerinde yazıyor. Bizim için şimdi Zampetas'tan ayrılma vakti. Yine Selanik'te farklı bir kamp alanına gidiyoruz ama yolculuğum bundan sonrası çok daha heyecanlı ve çok daha maceralı olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın ve takipte kalın. Heyecanlı, maceralı bir yolculukta daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.